Merhaba sevgili seyirciler, ben Zehra Küçük. Saatlerimiz 22'yi gösteriyor. Moderatör Gece ile karşınızdayız, ekranlarınızdayız. Türkiye'de ve dünyada bu saate kadar neler olup bitti? Hepsini ve daha fazlasını sizlerle buluşturmaya gayret göstereceğiz. Ama öncesinde gelin özetlerde neler var? 5 madde halinde sıralayalım, sonrasında ayrıntılara geçeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan yolculuğu öncesi Batı'da Türkiye üzerine oynanan oyunlara dair mesajlar verdi. Başlıklar Amerika'daki sarraf davası ve Alman siyasilerin Türkiye düşmanlığıydı. Sonrasında Siirt'te yakalanan bir terörist yer gösterdi. Düdüklü tencereye tuzaklanmış 14 kalıp C3 patlayıcı ele geçirildi. Elbette o anları da taşıyacağız. Bu habere dair detayları da ekranlarınıza taşıyacağız. Sayın seyirciler, Akıncı üstünde 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananlarla ilgili davada bu defa Ankara semalarındaki pilotlara bomba yağdırın talimatı veren Ahmet Tosun savunmasını yaptı. Ama yalanların da bir adım daha öne geçti. Tosun neler söyledi? Onları da ekranlarınıza getireceğiz. Ve İrma kasırgası Karayipler'de 19 kişinin ölümüne yol açtı. İki adada taş üstünde bırakmadı. Kasırga şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'ne ilerliyor. Florida eyaleti endişeli bir bekleyişte. Jandarma bandosu yeni klibiyle gündemde. Ekip 736. Ertuğrul Gazi Yanma Şenlikleri kapsamında Diriliş Ertuğrul Müziği için klip hazırladı. Klipte Alpler'de rol aldı. Diyelim başlıklar işte böyleydi. Ama çok daha fazlası var zaten biliyorsunuz. Hiç vakit kaybetmeden moderatör Gece'ye başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'a gitti sayın seyirciler biliyorsunuz. Ama yolculuğu öncesinde basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı, önemli açıklamalarda bulundu Sayın Cumhurbaşkanı. Batı'da Türkiye üzerine oynanan oyunlara dair mesajlar verdi. Neler söyledi? Şimdi birazdan detaylı bir şekilde taşıyacağız ekranlarınıza. Amerika'daki sarraf davası ve Alman siyasilerin Türkiye düşmanlığı ana gündem maddesiydi. Bu kadarını söyleyelim. Bu işlerin arkasından çok pis kokular geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'daki Rıza Sarraf davasında eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan'ın adının geçmesini bu şekilde yorumladı. Hedef Türkiye dedi. Hukuki bir mantık içerisinde yorumlamak zaten mümkün değil. Burada bizim eski ekonomi bakanımıza yönelik atılan bu adımı açık söylüyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik bir adım olarak değerlendiriyorum. Erdoğan siyasi bir hesap olduğunu vurguladı, korumalarına yönelik kararı da hatırlattı. Atılan bu adımlar tamamen siyasidir. Amerika bir defa bu konuyu, tabii bu girişimizde orada da inşallah görüşme fırsatı buluruz, gözden geçirmesi lazım. Bu işlerin arkasından çok pis kokular geliyor. Rıza Zarrab olayı da öyledir. Halk Bankamızın genel müdür muavini Hakan Bey ile ilgili konu da öyledir. Bunların hepsi. Diğer isimler yine öyledir. Benim işte yaptığım son ziyarette Washington'da Büyükelçiliğimiz önünde PKK terör örgütü mensuplarının bize adeta saldırıyor gibi bir havaya içerisine girip Amerikan güvenlik güçlerinin orada kalkıp da herhangi bir tedbir almaması, onları oradan derdest etmemesi de bu pis kokunun bir ifadesidir. Alman siyasilerin Türkiye düşmanlığı da Cumhurbaşkanı'nın gündemindeydi. Yatıyorlar, kalkıyorlar. İşte AK Parti, Türkiye, Erdoğan. Ya tamam da bizimle ne işiniz var ya işte. Kendi içinizde seçim yapıyorsunuz. Nasıl yapacaksanız seçiminizi yapın. Yani Erdoğan'a vurmak, Türkiye'ye vurmak size oy mu kazandıracak? Yani bunu nereye kadar böyle götüreceksiniz? İşte geçen il başkanları toplantımda da söyledim. Yarın bir gün uluslararası toplantılarda ne olacak? Hollanda'nın başbakanı ile olduğu gibi mi olsun? Bak şimdi o yüzüme bakamıyor. Ben zaten yüzüne hiç baktığım yok. Daha hükümet kuramadı. Bak ne hale düştü. Şimdi yarın Almanya'da da benzer şeyler olabilir. Yani Almanya'nın şu anda elinde bulundurduğu güç Türkiye'nin
özellikle sosyopolitik gücünü yok etmeye muktedir değildir. Bizim bu noktadaki gücümüz çok çok farklı. Artık Türkiye birçok şeyleri aşmış vaziyette. Ve bu ufku Türkiye açtığı için de zaten bunlar rahatsız oluyor. Bundan sonraki hedef artık 2023'tür. Erdoğan'a mesajının Almanya'da seçim afişi yapılması da soruldu. Ben bunun hayırlı bir adım olduğuna inanıyorum. Hiç korkmayacaklar. Kendilerini ortaya koyacaklar, katılacaklar ve böylece orada yaşayan soydaşlarımızın da gücünü görme bakımından isabetli olacak diye düşünüyorum. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen adli yıl açılış programı öncesinde açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Rıza Sarraf davasına eski bakan Zafer Çağlayan'ın dahil edilmesini ve Cumhurbaşkanlığı korumalarına yönelik hazırlanan iddianameyi değerlendirdi. İddiaların terör örgütü FETÖ üyelerince kullanılan söylemler olduğunu belirterek hukuk açısından çok büyük bir skandaldır dedi. Batı medeniyetinin simgesi Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhurbaşkanlığı korumalarına yönelik iddianame hazırlanmış olmasının yankıları sürerken bir hukuk rezaleti daha yaşandı. Rıza Sarraf davasına bakan mahkeme eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan hakkında tutuklama kararı aldı. Amerikan mahkemelerinin bu skandal kararına Adalet Bakanı Abdülhamit Gül sert tepki gösterdi. Hukuk açısından büyük bir skandal dedi, 17-25 Aralık sürecini hatırlattı. Bu iddianamede ortaya konan ifadeler 17-25 Aralık darbe girişiminde söylenen iddiaların birebir örtüştüğü konularla aynı olması çok dikkat çekici. Yani ve bu iddianameyi hazırlayan kişilerin de FETÖ terör örgütüyle irtibatlarının kamuoyuna, basına yansıdığı da bir gerçek. Dolayısıyla bu iddialar aslında Türkiye'de Türk devletini ele geçirmeye çalışan FETÖ terör örgütünü mensuplarınca kullanılmış, atılmış bir sakızdır. Bu sakızı alıp çiğnemeye çalışmak gerçekten hukuk devleti bakımından, hukuk açısından çok büyük bir skandaldır. Adalet Bakanı bu kararın Amerika Birleşik Devletleri hukuk sisteminin itibarına gölge düşürdüğünü söyledi, iddiaların mesnetsiz dedi. Hiçbir hukuki belge niteliği taşımayan bu iddialara bir savcılığın, Amerika'da bir savcılığın itibar etmeyeceğini düşünüyoruz. Bu konuda Amerika yargısının da bu asılsız iddialar, bir FETÖ terör örgütü mensuplarınca hazırlandığı açık olan ve bunların yargılandığı bu iddialarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük, kadim ve Amerika ile müttefik olan bir ülke ilişkilerini bu anlamda bir şekilde zedeleyecek, Türk halkını da rencide edecek bu tür siyasal yaklaşımlar içerisinde olmayacağını görmek isteriz. Bakan Gül yine Amerika'da Cumhurbaşkanlığı korumalarına yönelik hazırlanan iddianamedeki tutarsızlıklara da dikkat çekti. Hukuk ayaklar altına alınıyor dedi. Burada da bir terör örgütü mensuplarının, PKK terör örgütü mensuplarının yapmış olduğu adeta Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırı niteliğinde olan bir fiile karşı polisin kayıtsız kalması da gerçekten çok büyük bir yanlıştı. Buna rağmen bu kişilerle ilgili bir çalışma ve iddianame hazırlanmadan Cumhurbaşkanımızın korumalarına ilişkin bir iddianame hazırlanması da gerçekten hukuk adına çok üzücü bir durumdur. Hatta öyle ki iddianamede öyle yanlışlıklar var ki Türkiye'de bulunan Amerika'ya hiç ziyarete gitmemiş kişi hakkında bile dava açılmıştır. Bu konuda yargı içerisinde acaba bir farklı siyasal düşüncelerle hukuk bu konuda nasıl ayaklar altına alınıyor? Bu hususta çok ciddi endişelerimiz var. Süreci yakından takip ettiklerini dile getiren Adalet Bakanı, bir başka ülkenin Türkiye'nin egemenlik alanındaki bir konuyla ilgili tutuklama şeklinde bir iddianame hazırlaması asla kabul edilemez diye konuştu. Hukuk sınırları içerisinde elbette her türlü yargılama yapılabilir ama Türkiye bir egemen ülkedir.
Türkiye'nin mevzuatına, hukukuna aykırı olmayan fiiller, eylemler nedeniyle bir başka ülkenin Türkiye'nin egemenlik alanındaki bir konuyla ilgili farklı bir tavır, yakalama, tutuklama şeklinde bir iddianame hazırlaması asla kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti bağımsız, egemen bir ülkedir. Şimdi ekranlarınıza Almanya'nın konuştuğu bir türkü taşıyacağız sayın seyirciler. Adı Tuğrul Selmanoğlu. Almanya neden konuşuyor Selmanoğlu'nu? Şöyle, devlet televizyonunda ARD'de yayınlanan bir tartışma programına katıldı kendisi ve Türkiye'ye yönelik yapılan o kasıtlı suçlamalara, kasıtlı hakaretlere tokat gibi yanıtlar verdi. İşte o anlar. Der Unternehmer aus Heilbronn ist AKP-Mitglied und will die... Ich finde es so absurd. Das Volk in der Türkei, auch die türkische Regierung, erwartet eine Partnerschaft von Europa. Wir erwarten Hilfe von Europa in der Situation, in der wir sind. Jetzt nach dem Putsch und jetzt nachdem so viele, so viel Terror in unserem Land geschieht, erwarten wir Solidarität. Almanya onu konuşuyor. Adı Tuğrul Selmanoğlu. Ülkede yaşayan, Türkiye'yi seven bir Türk genci. Canlı yayında Türkiye düşmanlığı yapan 5 kişiyi susturdu. Üstelik ikisi bakan, o bakanlardan biri de Türk kökenliydi. Wirtschaftssanktionen weshalb? Ich verstehe das nicht. Damit man Druck ausübt auf die Regierung. Warum Druck? Ich sag Ihnen warum. Aus welchem Grund? Aus dem Grund. Was hat Ihnen die Türkei, was hat Ihnen Erdoğan angetan? Katılımcıların taraflı ve maksatlı açıklamalarına tokat gibi sözlerle yanıt verdi. Es scheint ihm nicht ganz klar zu sein, was Menschenrechte sind und was ein Rechtsstaat ist. Mir ist ganz wohl klar, was Menschenrechte sind. Und ich bin mir auch sicher, dass in der Türkei die Menschenrechte eingehalten werden. Wir haben, warum will man, möchte man das nicht verstehen? Es ist ein Jahr her. Wir haben einen Putschversuch hinter uns. Wir werden angegriffen von 3 verschiedenen Terrororganisationen. Als in Amerika die Bürgerrechte aufgehoben wurden. Ich verstehe, dass Sie in der Türkei dieser Ausnahmezustand ist ein Ausnahmezustand ultraleit. Selmanoğlu Almanya'nın gündemi oldu. Gazeteler ondan Almanları susturan Türk diye bahsetti. Tuğrul Selmanoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'ye davet edildi. In die Hände spielen. Das wird ein böses Erwachen geben. Almanya'ya ilişkin bir başka haberi taşıyacağız. Şimdi ekranlarınızda Merkel'in Türkiye'yi hedef alan o seçim kampanyasında kullandığı skandal açıklamaları bir yandan, Alman firmalarının soruşturma konusu olduğu iddiaları bir yandan dillendiriliyordu sayın seyirciler. Ama Alman firmalarının Türkiye'ye ilgisini azaltmaya yetmedi. İşte bu yapılanlar, bu çabalar durum pek de istedikleri gibi olmadı. Üstelik Türkiye... bu ay bir Alman devinin stratejik toplantısına ve gelecek ayda tam 45 Alman firmasının katılacağı bir fuara ev sahipliği yapacak. Artık Türkiye bir güvenli limandır. Bütün bunlara rağmen hala bizimle siyasi ve ekonomik olarak uğraşan kimi ülkeler olduğunu görüyoruz. Merkel'in Türkiye'yi hedef alan seçim kampanyasına, hatta örtülü ambargo çabalarına rağmen Alman firmaları bu güvenli limandan çıkmak istemiyor. Takılan çelmelere rağmen işte ekonomimiz yeniden yükselişe geçiyor. Türkiye ile Almanya arasında yaşanan gerginlik iş dünyasını etkilemiyor. Alman firmaların Türkiye'ye olan ilgisi devam ediyor. Alman beyaz eşya devi Bosch, Türkiye ve Orta Doğu bölgesi yıllık değerlendirme toplantısını bu ay sonunda İstanbul'da yapacak. Şirketin Türkiye'den yönetilen Orta Doğu ülkelerindeki yatırım, üretim, satış ve Ar-Ge faaliyetleri değerlendirilecek. Üstelik bu toplantı Almanya'daki parlamento seçimleriyle aynı güne, yani 24 Eylül'e denk gelecek. Önümüzdeki ay uluslararası alüminyum teknolojileri, makine ve ürünleri ihtisas fuarı da İstanbul'da olacak. Bu fuara tam 45 Alman firması katılacak. Öte yandan Türkiye'nin ilk rüzgar enerjisi ihalesini Alman firması Siemens'in de aralarında bulunduğu konsorsiyum almıştı. Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Ömer Çelik Estonya'da
Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı sayın seyirciler ve Merkel tarafından dinlendirilen Türkiye ile müzakereleri keselim iddiaları da o toplantıda masadaydı. Ömer Çelik toplantının ardından basın mensuplarının karşısına çıktı, açıklamalarda bulundu ve çok net bir dille Türkiye ile ilişkilerin kesilmesi şeklinde bir atmosfer görmüyorum dedi. Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Ömer Çelik, Estonya'da Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. O toplantıda aday ülkelerin bakanları da vardı. Terörle mücadele ve radikalizme karşı işbirliği konuşuldu. Son günlerin tartışma konusu da masadaydı. Almanya'nın yaptığı Türkiye ile müzakereleri durdurma çağrısı. Bu açıklamaların yarattığı sıkıntıyı ve bunlara karşı kaygımızı ve tepkimizi de ilettik. Bakan Çelik toplantıdan sonra Türk basınına konuştu. Müzakereleri durdurmak çocuk oyuncağı değil dedi. Ben müzakereleri dondurdum. 6 ay sonra tekrar mikrodalgada ısıttım. Müzakereleri yeniden başlattım gibi bir şey bizim açımızdan kabul edilebilir bir şey değildir. Böyle bir kararın çok ciddi sonuçları olur. Böyle bir tartışmanın bile ciddi sonuçları olur. Bakan Çelik seçim havasında Almanya'da yükselen Türkiye düşmanlığının ancak kendisine zarar vereceğini söyledi. Almanya'nın Avrupa Birliği'nin üyeliği, Avrupa Birliği üyelik süreci üzerinden Türkiye'ye zarar vermesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Bu Almanya'ya zarar verir, Avrupa Birliği'ne zarar verir. Almanya, Türkiye ile müzakerelerin kesilmesi önerisinde Avrupa Birliği'nden istediği desteği de bulamıyor. Avrupa Birliği dış politika şefi Mogherini, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, hatta dönem başkanı Estonya, Türkiye ile müzakerelerin sürmesinden yana. Şimdi Avrupa her fırsatta basın ve ifade özgürlüğünden bahsederek Türkiye'ye parmak sallamaya çalışıyor biliyorsunuz sayın seyirciler. Ama ancak Avrupa'ya şöyle bir baktığımızda basın ve ifade özgürlüğü olmadığına dair aslında pek çok örneği görmek, sıralamak mümkün. Şimdi onlardan ikisini taşıyacağız, ikisini getireceğiz ekranlarınıza. İki Türk gazeteci, gazetecilik yaptıkları için hukuki süreçlerle karşı karşıya. Sayın Dündar, Can Bey, bu topluluğu kandırabilirsiniz ama Türkiye halkı sizi tanıyor. Türkiye halkı sizi biliyor. Nasıl bir alçak, nasıl bir vatan haini olduğunuzu biliyor. Biri İsviçre'de yaşayan gazeteci yazar Mehmet Çek, diğeri Belçika'da yaşayan genç gazeteci Suat Bezenk. İkisi de her fırsatta basın özgürlüğünden bahsederek asılsız ithamlarla Türkiye'ye parmak sallamaya kalkan Avrupa'da yaşıyor. Mehmet Çek, Almanya'da yaşayan firari Can Dündar'a gösterdiği tepkiyle hatırlanıyor. Ayrıca FETÖ ve PKK ile mücadele içinde. Bir yandan da Avrupa'nın Türkiye'ye karşı ikiyüzlü ve düşmanca yaklaşımını sık sık deşifre ediyor. Teröristlerin telefonla tehditlerini kaydettim, ceza aldım biliyorsunuz. Şimdi darbecilerle ilgili haber yaptım diye bir ceza daha verilmeye kalkışılıyor. Mehmet Çek 28 Eylül'de İsviçre'de mahkemeye çıkacak. Sebebi FETÖ ve İsviçre gazetesi Blick'in Türkiye karşıtı yayınlarıyla ilgili haberler yapmak. Ve bu sebeple basın özgürlüğünden dem vuran Avrupa'da cezalandırılıyor. Avrupa'da hüküm süren çifte standardın en somut göstergesi bu. Demokrasiye inandığını iddia eden Avrupa ülkelerinin Türk demokrasisini ortadan kaldırmak isteyen güçlerle işbirliğinin de en somut göstergesi budur. Belçika'da yaşayan Suat Bezenk ise bir okulda Ermeni bir gencin Türk bayrağına hakaretinin görüntülerini yayınladı. Ermeni öğrencinin ailesinden tehdit aldı. Kendi ailesi içerisinde bir savcı bir de polisin olduğunu ifade etti. Bana videoyu silmez isem hukuki sorunlarla karşı karşıya kalacağımı söylediler. Ben videoyu silmedim. Bugün Belçika'da Zaventem bölgesinde hakkında soruşturma başlatılmış. Türkiye düşmanlığı için hiçbir fırsatı kaçırmayan Avrupa'ya bakılırsa orada basın özgürlüğü var. Sayın Dündar, Can Bey, bu topluluğu kandırabilirsiniz ama Türkiye halkı sizi tanıyor. Türkiye halkı sizi biliyor. Nasıl bir alçak, nasıl bir vatan haini olduğunuzu biliyor.
Şimdi Almanya ile bir süre önce biliyorsunuz İncilik üssüyle ilgili bir gerginlik yaşamıştık. Sonrasında çekilmişlerdi ve aslında Konya'daki 3. Anacet üssünü ziyaret edebilecekleri ifade edilmişti, yönlendirilmişlerdi. İşte 7 Alman milletvekilinden oluşan bir heyet Konya'daki 3. Anacet üs komutanlığı üssünde konuştu. NATO üssünü ziyaret etti sayın seyirciler. Oradaki görev yapan Alman askerlerle görüştüler. Peki neler yansıdı? Görüntüler gelsin, anlatalım. NATO karargahının bulunduğu Belçika'nın Brüksel kentinden yapılan uçuşla Konya'ya inen 7 Alman milletvekili yetkililer tarafından karşılandı. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette ilk olarak heyettekilere briefing verildi. Daha sonra yemeğin ardından milletvekilleri üste görev yapan Alman askerlerle bir süre sohbet etti. Fotoğraf çekiminden sonra heyet Konya 3. Anacet üssünden uçakla ayrıldı. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer da Türkiye'nin ziyarete izin vermesiyle ilgili konuştu. Bu ziyarete Türk hükümetinin izin vermiş olmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz dedi. Ve dramın adı bu kez Arakan sayın seyirciler. Myanmar'da Arakanlı Müslümanların uğradığı zulüm aslında her geçen gün daha da kötüye gidiyor diyebiliriz. Her geçen gün daha da büyüyor. O insani dram derinleşiyor. Evlerini tek tek terk edenler Bangladeş'e sığınıyor ve sayı aslında gittikçe de yükseliyor. Şu anda 270 bine ulaşmış durumda ve daha da artması bekleniyor. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, Bangladeş'teki kamplara sığınan Arakanlı Müslümanların durumu içler acısı. Aralarında yaralılar da var, yorgunluktan bitap düşmüş olan yaşlı kadınlar da, hatta sepette taşınan yeni doğmuş bebekler de. Dağları, nehirleri, zorlu yolları aşıp geliyorlar. Kamplara ulaşanlar insani yardımlarla karınlarını doyurabiliyor. Birleşmiş Milletler açıkladı. Bangladeş'te kamplardaki Arakanlı mültecilerin sayısı 300 bine yaklaştı. Yetkililer zaten çok dolu olan kampların artık taştığını söylüyor. Yani barınaklar lazım. Mevcut kamplardaysa zaten şartlar çok kötü. Acilen iyileştirme gerekiyor. Arakanlıların zulmüne karşı ses gittikçe yükseliyor. Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf El Karadavi, İslam aleminden harekete geçmesini istedi. Türkiye'nin yaptıklarından övgüyle söz etti. Cuma namazından sonra birçok ülkede Arakanlı Müslümanlara destek gösterileri düzenlendi. Pakistan'da, Keşmir'de, Endonezya'da, Bosna'da Müslümanlar sokaklara döküldü. Myanmar'ın fiili lideri Aung San Suu Kyi tepkilere kulaklarını tıkıyor. Nobel Barış Ödülü sahibi olarak ülkesinde katliam yapılmasına imkan tanıyor. Daha önce Nobel Barış Ödülü sahibi olan en genç isimden Malala Yousafzai'dan Çiğ'e zulmü durdurma çağrısı gelmişti. Bu kez bir başka Nobel ödüllü isim çağrı yaptı. Desmond Tutu Çiğ'den insanlık dramına müdahale etmesini istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'ya ulaştı sayın seyirciler. Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bilim ve teknoloji zirvesine katılacak ve burada da aslında bu zirvede de Arakanlı Müslümanların uğradığı bu zulmün gündeme getirilmesi bekleniyor. Gündeme getirilmesi için de bir fırsat olarak görülüyor. Türkiye kanadından ve Erdoğan liderlerle Arakan için ayrı bir toplantı gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da. Erdoğan, Astana'ya Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile birlikte gitti.
Kazak yetkililerin yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya tarafından karşılandı. Ardından kalacağı otele geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti hayli yoğun geçecek. Erdoğan hem ikili görüşmeler yapacak hem de dönem başkanı olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 1. Bilim ve Teknoloji Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan, Kazakistan ziyareti hakkında İstanbul'dan ayrılmadan önce konuştu. Bu zirveye iştirak edecek devlet ve hükümet başkanlarıyla da kapsamlı görüşmelerim olacak. Erdoğan ziyaretinde bölgesel krizleri özellikle gündeme getirecek. Başta da Myanmar'da Arakanlı Müslümanların gördüğü zulüm olacak. Bir gayri resmi devlet veya hükümet başkanları toplantısı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu toplantının yapılmasını biz önerdik. Sağ olsun İslam İşbirliği Teşkilatı Sekreteryası ve Kazakistan başta olmak üzere birçok ülkede bizim bu teklifimize destek oldular. İnşallah yapılacak bu toplantıyla akan mazlum kanının durması için önemli bir adım atacağız. Türkiye, Arakan'da zulmü durdurmak için yoğun çaba harcıyor. Bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiği yürütüyor. Emine Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir heyetle Bangladeş'e gidip mültecilere moral vermişti. İnsani yardımlar için de ön çalışma yapmıştı. Sorunun tüm muhataplarıyla görüşüyor. Bir taraftan da insani yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Hamdolsun ülkemizin gayretleri sonucunda yavaş da olsa bazı konularda netice almaya başladık. TİKA Bangladeş'te mültecilere 1000 ton yardım dağıttı, 10.000 tonluk yardım da sırada. Diğer Türk sivil toplum kuruluşları da bölgede canla başla çalışıyor. Bir yandan da Türk Kızılay'ı Arakanlı Müslümanlar için yardım kampanyası başlattı. Ancak krize kalıcı çözüm için çaba harcarken mültecilerin durumunu da iyileştirmek lazım. Şu andaki çadır kampların ne yazık ki yaşanır bir durumu yok. Eğer Bangladeş yönetimi orada bize bir bölgeyi şöyle tahsis edebilirse, orada çadır kamplar için bizim buradaki deneyimimizi oraya aynen taşımak, orada da daha güvenilir, daha yaşanılabilir çadır kamplar kurmayı da planlıyoruz. Bir başka insanlık dramının yaşandığı yer de aslında Suriye sayın seyirciler. Dünyayı utandıran kareler, görüntüler geliyor maalesef hemen her gün Suriye'den. İç savaş yıllardır sürüyor biliyorsunuz. Ve Amerika ile Rusya arasında aslında Suriye üzerine çok dikkat çeken de bir tartışma var son günlerde. Şöyle, Rusya Amerika'nın helikopterlerle DAEŞ'le teröristleri tahliye ettiğini öne sürmüştü. Hatırlayacaksınız işte bu iddialara Pentagon tarafından yalanlama geldi. Tartışma Rus haber ajansı RIA Novosti'nin iddiasıyla başladı. Ajansa göre Amerika, Derezor'daki 20 DAEŞ'li teröristi helikopterle tahliye etti. Olay Ağustos ayında yaşandı. Rusya'nın iddiasına göre Amerika o teröristleri başka bölgelerde kullanacaktı. Ve iddiaya cevap Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Pentagon sözcüsü kısa ve net konuştu. Söylenenlerin doğru olmadığını açıkladı ve bu arada Rusya, Derezor'a hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. 4 DAEŞ'li terörist öldürüldü. Bölgede karadan da çok yoğun bir mücadele var. Kente ulaşan rejim güçleri ikmal hattında kontrolü sağlamak için DAEŞ'la çatışıyor. Peki Gazze'de durum ne? Şimdi bir de ona bakacağız. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı Maurer, İsrail ablukasındaki Gazze şeridine de yaşanan insani krizi bir kez daha gözler önüne serdi. Bölgeyi ziyaret ettikten sonra Kudüs'e dönen Maurer, Gazze'deki o içler acısı durumu bakın hangi sözlerle anlattı. Let's just for a minute imagine how life is with 4 hours of electricity, with wastewater pump not functioning, with running water not functioning, and I think this is the reality at the present moment.
Uluslararası Kızılaç Komitesi Başkanı Peter Maurer, Gazze'deki durumun vehametini işte böyle anlattı. İsrail ablukasındaki bölgede insani durumun gittikçe kötüleştiğini söyledi. Maurer birkaç gün önce gitti Filistin'e. Önce Batı Şeria'da Filistin Devlet Başkanı Abbas'la görüştü. Abbas, İsrail'in haksız uygulamalarını anlattı. Peter Maurer daha sonra Gazze'ye gitti. Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Es-Sinvar'la bir araya geldi. Bölgede gördükleri onu etkilemişti. Kudüs'e döndü ve İsrail ablukasının sonuçlarını dünya basınına anlattı. Son derece trajik dedi. Herkes bu krizin sebebini biliyor diye konuştu. I think it's of critical importance that in order to prevent an implosion of the situation in Gaza, to act quickly and to find better solutions for people. Sayın seyirciler, terörle mücadele ilişkin de aslında bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Geldikçe de biz sizlerle buluşturuyoruz. Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalından yansıyan bir haber var. PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda iki askerimiz yaralandı. Hemen bölgeye döneceğiz. Fırat Öztürk karşımızda, 24 Elazığ muhabiri. Fırat Öztürk, bölgedeki son durum nedir? Bizlere aktarabilir misin? Yaralı sayısında bir değişiklik var mı? Evet. Bu akşam Bingöl Adaklı ilçesi Muratlı yaylası kırsalında bölücü terör örgütü mensupları tarafından arama tarama faaliyeti yürütmekte olan askerlerimize taciz ateşi açıldı. Açılan ateş sonucunda iki askerimiz yaralandı. Yaralanan iki asker Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada durumlarının ağır olduğu görüldü ve ambulans helikopterleriyle birlikte Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. İki askerimizin tedavisi Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde hemen başlandı. Bir askerimizin durumunun iyi olduğu ve bir diğer askerimizin ise durumunun ağır olduğu ve şu anda ameliyatta olduğu bilgisi bize ulaştı. Ameliyat süresi içerisinde iyi dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah bu askerimiz de sağlığına kavuşacaktır. Elazığ'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Peki, Fırat Öztürk'e teşekkür ediyoruz sayın seyirciler. Bingöl'ün Adaklı ilçesinde yaşanan çatışmayla ilgili son durumu aldık. Tabii ayrıntılar, bilgiler geldikçe, netleştikçe sizlerle an be an buluşturmayı da sürdüreceğiz. Şimdi terörle mücadeleye ilişkin bir başka haberle devam edelim anlatmaya. Siirt'ten yansıyan bir haber var sırada. Siirt'te yakalanan bir terörist yer gösterdi. Düdüklü tencereye tuzaklanmış 14 kalıp C3 patlayıcı ele geçirildi. O patlayıcıların imha anı da kameraya yansıdı. Onlar da birazdan ekranlarınızda olacak. Öteki taraftan Şırnak kırsalı ve Irak'ın kuzeyinde ise tam 8 terörist öldürüldü. Yakalanan terörist yer gösterdi. 14 kalıp C3 patlayıcı düdüklü tencerenin içinde bulunup imha edildi. Siirt'te olası terör saldırısının önüne böyle geçildi. Şırnak güçlü konaktaysa teröristler insansız hava aracıyla tespit edildi. Bölgeye gönderilen taarruz helikopterleriyle 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Abashim Basyan bölgesinde ise terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi. 4 PKK'lı terörist öldürüldü. Şimdi devam edelim. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir eğitim kurultayına katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştirdi sayın seyirciler. Osmanlı'yı eleştiren açıklamalar, söylemlerde bulunuyordu. Ancak o söylemler aslında ortaya çıktı ki çok da gerçeği yansıtmıyormuş. Gazeteci ve tarihçi Murat Bardakçı'dan tepki geldi. Takiyüddin Er-Reşit var, Raşit vardır. Takiyüddin Er-Raşit. 1570'li yıllarda 3. Selim tarafından müneccim başılığa tayin edilir. Kopernik'ten önce sinüs kosinüs tanjantı kullanmıştır. Gazeteci ve tarihçi Murat Bardakçı yanlışın neresini düzelteceğini bilemedi. O padişah 3. Selim değil, Kopernik'te Takiyüddin'den önce yaşadı. Takiyüddin Er-Reşit var, Raşit vardır. Takiyüddin Er-Raşit. 1570'li yıllarda 3. Selim tarafından müneccim başılığa tayin edilir. Kopernik'ten önce sinüs kosinüs tanjantı kullanmıştır. Sanki Türk milletinin tarihi
Türkiye Cumhuriyeti ile başladı. CHP zihniyeti binlerce yıllık tarihimizde özellikle Osmanlı ile bir türlü barışamadı. İşte bu küskünlük cehaletin temellerini attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eğitim çalıştayında yaptığı konuşma tarih dersine ne kadar ihtiyaç duyduğunu gösterdi. Osmanlı'nın batışına bakın. Bu gerçeği bütün çıplaklığıyla görürsünüz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği Takiyüddin 1520'lerde dünyaya geliyor. Hayattan 1585'te ayrılıyor. 3. Selim ise 1789 ile 1807 arasında hüküm sürüyor. Yani Takiyüddin'den neredeyse 2 asır sonra yaşıyor. Kılıçdaroğlu ise onu zaman makinesine bindirip 3. Selim'le aynı tarihe getiriyor. Takiyüddin er-Reşit var, Raşit vardır. Takiyüddin er-Raşit. 1570'li yıllarda 3. Selim tarafından müneccim başılığa tayin edilir. Konuşmasında güneş merkezli evren modelini keşfeden Kopernik'ten de bahseden Kılıçdaroğlu, onun da yaşadığı yüzyılı tutturamadı. Takiyüddin'in kosinüs ve tanjantı Kopernik'ten önce kullandığını iddia etti. Oysa Kopernik Takiyüddin'den 50 sene önce yaşadı. Kopernik'ten önce sinüs kosinüs tanjantı kullanmıştır. En vahim hatayı ise Osmanlı'yı kötülemek isterken yaptı. Okuma yazma oranı 1800'lü yıllarda yapılan çalışmalar var. %5. %90-95'i okuma yazma bilmiyor diye resmi kayıtlara düşülmüş. Zira Murat Bardakçı'nın aktardığına göre 19. asır Osmanlı İmparatorluğu'nda erkeklerin okur yazarlık oranı hakkında hiçbir çalışma yapılmadı. Bu yüzden Kılıçdaroğlu'nun söz konusu rakamları nereden bulduğu gerçekten merak konusu. Üstelik yanlış ve çarpıtılmış bu bilgileri bir eğitim çalıştayında sarf etti. AK Parti kadrolarındaki değişim ve yenilenme çalışmaları da bir yandan tüm hızıyla devam ediyor sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın metal yorgunluğunun giderilmesi için ifade ettiği değişim yerel teşkilatlarda çoktan başladı bile ve yola devam edilecek isimlerin belirlenmesi için de genel merkezde şu sıralarda çok hummalı bir çalışma yürütülüyor. AK Parti 2019 seçimleri öncesinde kadrolarını yenilemeye devam ediyor. İl ilçe teşkilatları için AK Parti Genel Merkezi inceleyip sık dokuyor. Teşkilata yeni girecek isimler mülakata tabi tutulacak. AK Parti Genel Merkezi bir yandan yola devam etmeyeceği ilçe başkanlarını belirlerken diğer yandan da göreve yeni getirilecek isimlerle ilgili çalışmalarına ağırlık verdi. Bize hesabi değil, hasbi olanlar lazım. Eğer hesap adamı olursa değerli kardeşlerim çökeriz. Ama hasbi olursa Allah'ın izniyle kaleleri düşüre düşüre yola devam ederiz. AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen genişletilmiş il başkanları toplantısında da masaya yatırıldı. Bütün belde kongrelerini atamaları hallettik, onlar bitti. Şimdi ilçeler ve bir diğer taraftan bazı illerde atamalarla süreç devam ediyor. İlçe kongrelerinin başlamasından dolayı il başkanlarından önce ilçe başkanları ile ilgili çalışmalara ağırlık verildi. AK Parti Teşkilat Başkanlığı değişimin yaşanacağı ilçelerle ilgili çalışmayı büyük oranda sonuçlandırdı. Bir daha aday olmayacak isimlerle ilgili çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Sıra teşkilatta görev verilecek isimlere geldi. Bize dava adamı, hizmet adamı, milletin adamı olarak görev yapacak ilçe başkanları, il başkanları, belediye başkanları, velhasıl AK Parti kadroları lazım. Hem teşkilattaki partililerle yapılan görüşmeler hem de kamuoyu araştırmalarıyla yerel ölçekte beğenilme durumlarına göre belirlenen 100 isimle mülakat yapılacak. AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın gerçekleştirmeye başladığı mülakatlar Eylül ayı boyunca devam edecek. Böylece kongreleri yapılmaya başlanan ilçelerde de değişim gerçekleştirilirken diğer yandan da mülakatlara devam edilerek tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde çalışma sürdürülecek. Hadi. Çalışmalar ilçe teşkilatlarının ardından il teşkilatlarıyla devam edecek. Hadi.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güvenlik önlemleri zaten artırılmıştı ama onlara yenileri eklendi sayın seyirciler. Şöyle, bir yıldan fazla hapis cezası bulunanlar, FETÖ'cü darbeciler gibi devletin güvenliğine ve anayasal işleyişine karşı suç işleyenler ve yolsuzluk yapanlar meclise artık kesinlikle giremeyecekler. Meclis güvenliği sil baştan yenilendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı güvenlik yönetmeliğinde kritik değişikliklere imza atıldı. Meclise giriş çıkışlara sıkı bir uygulama geliyor. 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Yeni yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen bütün ziyaretçiler didik didik aranacaklar. Mecliste olağanüstü güvenlik önlemleri yürürlüğe girecek. Milletvekili veya üçüncü şahıslar araç veya yaka kartı talebinde bulunduğunda devlet memurları hariç Meclis Koruma Daire Başkanlığı'nda sıkı bir araştırma yaptırılacak. Araştırmada referans ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu A fıkrası 5. bendindeki suçlar. Değişiklikle bir yıldan fazla hapis cezası alanlar, FETÖ'cü darbeciler gibi devletin güvenliğine ve anayasal işleyişine karşı suç işleyenler ve yolsuzluk yapanlar meclise giremeyecek. Söz konusu suçlar giriş kartı alındıktan sonra işlenmesi halinde de kartlar iptal edilecek. Güvenlik yönetmeliğiyle milletvekilleri odaları ve kritik birimlerdeki odaların güvenliği de sıkılaştırılıyor. Oda anahtarları artık imza karşılığı alınıp verilecek. Anahtarların bulunduğu dolaplar 24 saat kamerayla izlenecek. Mecliste personel kıyafet yönetmeliğinde de değişikliğe gidildi. Milletvekillerinin ihtiyaçlarını karşılayan kavas yardımına başörtüsü, fular ve kravat eklendi. Yeni yasama döneminde mecliste bir yenilik daha olacak. Genel kurulda milletvekillerine yardım eden kavaslar başörtüsü takabilecekler. Meclis Başkanlık Divanı önümüzdeki salı günü toplanacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu toplantıya ilk kez katılacak. Meclis kampüsü için alınacak güvenlik önlemleri masada ele alınacak. Akıncı üstünde 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananlarla ilgili davada da artık bir hafta daha geride kaldı. Davada bu defa Ankara semalarında pilotlara bomba yağdırın talimatı veren Ahmet Tosun savunmasını yaptı. Aslında diğerlerinden çok da farklı değildi bir anlamda. O da yine senaryolar, tiyatrolar oynadı sayın seyirciler ama tüm suçlamaları reddetmesi bir yana yaptığı savunmayla diğerlerinden bir adım daha öne geçmişte demek yanlış olmayacak. Tüm suçlamaları reddetti. İddianamede yer alan net delillere rağmen yaptığı telsiz konuşmalarına ben yapmadım dedi. Mahkeme heyetinin gözünün içine baka baka bu yalanları söyleyen isim Akıncı Üssü davasında yargılanan sanık eski pilot Yüzbaşı Ahmet Tosun. Duruşmada sanık kürsüsüne çıkan Tosun, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi havadaki uçaklara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağını takip ettirdi. Hocam, verileceğiniz uçak muhtemel Cumhurbaşkanlığı uçağı, Forsa olacak, kocaman bir uçak, Cumhurbaşkanlığı Forsa olan bir uçak. Ahmet Tosun telsizle pilotlara Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde bomba görmek istiyoruz dedi. TürkSat'ı özel harekatı bombalattı. AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde cam çerçeve kalmayacak sözleri telsiz konuşmalarına yansıdı. Yeni hedef veriyorum. Hazır mısınız hocam? Hocam bu hedefe DV10 atacaksınız. Görerek DV10. Darbeci Ahmet Tosun'un yönettiği bu bombalamalarda 51 kişi şehit edildi, 41 kişi yaralanmıştı. Sanık savunmasında adeta yalan rüzgarı estirdi. Ahmet Tosun da tıpkı Akın Öztürk'ün damadı Hakan Karakuş gibi somut delilleri, telsiz kayıtlarını inkar etti. Ben böyle bir konuşma ve emir vermedim dedi. Tosun daha önce verdiği savcılık ifadesinde Ahmet Özçetin'in kendisine bu emirleri verdiğini belirtmişti. Bu kez mahkemede çark eden darbe sanığı Ahmet Tosun böyle bir emir almadığını iddia etti. Ahmet Tosun tıpkı diğer FETÖ darbe davası sanıkları gibi terör saldırısı var sandım yalanına başvurdu. Sanık darbe girişiminden birkaç gün önce Diyarbakır'dan iki uçak kaldırmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'teki otelinin keşfini yaptırmıştı. Sanık bu suçlamaları da reddederek böyle bir emir vermediğini iddia etti.
Tosun'a havadaki uçaklara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının takip edilmesi emrini vermesi soruldu. Sanık yalan beyanlarına devam ederek ilgisinin bulunmadığını belirtti, masumum dedi. Öleceğiniz uçağı tarif ettiniz hocam, gözlük kullanacaksınız. FETÖ'yle mücadele aralıksız bir şekilde büyük bir kararlılıkla devam ediyor sayın seyirciler ve güvenlik birimleri FETÖ'nün gizli haberleşme sistemi BILOG'la ilgili yepyeni bir ayrıntıya ulaştı. Şöyle, FETÖ'nün kripto haberleşme ağı olan BILOG'da bazı konuşmaların şifrelendiği ortaya çıktı. Yani şifre içinde şifre oluşturmuşlar ve o mesajların örgütün üst düzey yöneticileri tarafından paylaşıldığı ihtimali üzerinde duruluyor ve özel bir ekip tarafından da inceleme altına alınmış durumda. Şifre içinde şifre. FETÖ'nün BILOG'daki bazı konuşmaları da kriptoda da ortaya çıktı. Kritik talimatların bulunduğu 1 milyonu aşkın kripto mesaj ise özel ekip tarafından çözülecek. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tüm Türkiye'de başlayan BILOG operasyonları tüm hızıyla sürerken mesaj içeriklerinin çözümü de devam ediyor. MIT'in ortaya çıkardığı 102 bin kişilik listenin gönderildiği savcılıklar, çoğunluğu kamu kurumlarında çalışan örgüt üyelerine yönelik soruşturmaları derinleştirdi. FETÖ mensuplarının haberleştiği örgütün kripto ağı BILOG'da şu ana kadar 18 milyon mesaj deşifre edildi. MIT ile koordineli yürütülen soruşturmada konuşma içerikleri tespit edilemeyen mesajlarla ilgili de önemli bir ayrıntıya ulaşıldı. Örgütün kritik talimatların yer aldığı mesajları program içerisinde de kriptoladığı belirlendi. 1 milyon kripto mesajı özel ekip mercek altına aldı. Söz konusu mesajların örgütün üst düzey yöneticileri tarafından paylaşıldığı ihtimal üzerinde duruluyor. Mesajların çözümlenmesi durumunda örgütün kritik talimatları da deşifre edilecek. İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü FETÖ, PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri eş zamanlı olarak İzmir merkezli Çanakkale, Diyarbakır ve İstanbul'da 20 ayrı adrese baskın yaptı. Operasyon kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 kişi hakkında yakalamaya yönelik gözaltı kararı olduğu bildirildi. Bazı adreslerde ise arama yapıldığı öğrenildi. Uyuşturucuyla mücadele de olmazsa olmaz haberlerimizden biri. Aslında narkotik ekipleri de çok başarılı operasyonlara imza atıyor. 7/24 iş başındalar sayın seyirciler. Mersin polisi şüpheli bir otomobili durdurdu, arama yaptı ve içerisinden tam 269 bin uyuşturucu hap çıktı. Ama nereden çıktı? Şimdi uyuşturucu tacirleri, kaçakçılar bu hapları, bu uyuşturucuları değişik, akla gelmeyeceğine inandıkları yerlere saklıyorlar ya, bu kez bir pijama takımının içerisinden çıktı o zehirler. Pijama takımının içerisinde gizlenmiş vaziyette zartla kapatılmış, paket yapılmış, yakalanmamaya karşılık. Ne yapsalar olmuyor. Polis yakalıyor. Uyuşturucuyu bu sefer pijama paketleri arasına sakladılar. Sonuç yine hüsran oldu. Mersin polisi şüpheli araçlarda arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği durdurulan bir otomobile yoğun tepki verdi. O araç didik didik edildi. Pijama takımlarının arasına gizlenmiş 269 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu kaptabın içerisinde... Bir haberimde Konya'dan sizlere, bir mahalleye gelen iki kişi etrafa şuursuzca ateş açtı. Dört kişi yaraladı. Sonrasında araçlarını polisin üzerine sürdü. Şüpheliler kovalamaca sırasında kaza yapınca ise yakalandılar. Önce kaçtılar, sonra yakalandılar, habercileri de tehdit ettiler. Çek oğlum, çekme bak oğlum.
Çekme lan. Açma. Çekme lan. Olay Konya Karatay'da meydana geldi. Kerim Dede mahallesinde 3 tekerlekli motosikletle gelen 2 kişi sokakta bulunanların üzerine rastgele av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Ömer ve Nevzat Özgökmen'le yabancı uyruklu bir karı koca yaralandı. Haber verilen polis çevrede arama başlattı, bir aracı durdurmak istedi. O araç durmadı. Polislerin arasından hızla kaçıp gitti. Polis peşlerine takıldı. Kovalamaca yaşandı. Şüphelilerin kullandığı 3 tekerlekli motosiklet bir evin duvarına çarptı. İki saldırgan kıskıvrak yakalandı. Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen şüpheliler kendilerini görüntüleyen gazetecileri tehdit etti. Dört yaralı ise tedaviye alındı. Yaralılardan Nehide Süleyman'ın durumu ağır. Şimdi moderatör geceye bir virgül koyacağız ama saat başında Türkiye'den ve dünyadan yansıyan en sıcak gelişmeleri anlatmaya, paylaşmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrar merhaba sayın seyirciler. Saatlerimiz artık 23'ü gösteriyor. Ben Zehra Küçük, moderatör. Gecenin ikinci saat dilimiyle karşınızdayız. Hiç vakit kaybetmeyelim. Önce bir özetlerde ne var ne yok bir bakalım. Sonrasında ayrıntılar diyeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun silahlı insansız hava araçları ile ilgili PKK ağzıyla yaptığı açıklamalarına çok sert tepki gösterdi. Ölen teröristleri savunuyorlar diyen Erdoğan, CHP Genel Başkanı'nın hesap sorması gerektiğini söyledi. Yansıyanları birazdan paylaşacağız ve gelişmeleri gazeteci Avni Özgürel'le değerlendireceğiz. Muş'ta cinnet getiren özel güvenlik görevlisi ailesine kurşun yağdırdı. 2 yaşındaki oğlu, eşi, yengesi, kız kardeşi ve amcasının gelinini öldürdü. Bu habere de çok daha yakından bakacağız ilerleyen dakikalarda. İstanbul Bahçeli Evler'de boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartışan koca sokak ortasında eşini kurşun yağmuruna tuttu. Kadın ağır yaralandı, saldırgansa kaçtı. Detaylar az sonra. İstanbul Pendik'te karşı şeride geçmeye çalışan bir ATV'ye otomobil çarptı. Genç sürücü takla atarak yola fırladı. O anlar arkamda da görmüş olduğunuz gibi bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilen kalem şeklindeki cihaz kanser hastalığının tanısı ve tedavisinde büyük kolaylık sağlayabilir. Merak ediyorsunuz biliyorum. Süremiz içerisinde buluşturacağız. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen moderatör gecenin ikinci dilimine başlayalım. SİHA'lar birkaç gündür gündemimizde malumunuz. CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Firari Can Dündar'la ağız birliği yaparak SİHA'lar konusunda yaptığı açıklamalar sonrasında haliyle tepki yağdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konuda açıklamalarda bulundu değerli izleyiciler. Çok sert tepki gösterdi. Ölen teröristleri savunuyorlar dedi ve CHP'den şu ana kadar bir yalanlama gelmedi, bir tepki gelmedi biliyorsunuz. CHP Genel Başkanı'nın hesap sorması gerektiğini söyledi Sayın Cumhurbaşkanı ve terör örgütleriyle yapılan mücadeleyi CHP temsilcilerinin durduramayacağını vurguladı. Bizim bir defa çok önemli bir yanımız var. Yerliyiz ve milliyiz. CHP ve HDP'ye baktığınız zaman bunların yerli ve milli bir yanı yok. CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'larla ilgili skandal ötesi iftiralarına devletin zirvesi çok sert tepki gösterdi. Tabii terör örgütü artık kaçacak delik arıyor. Böyle bir dönemin içerisinde de bu beyler ölen teröristleri savunur hale geldiler. Biz sizi tanıyoruz zaten.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, mecliste düzenlediği basın toplantısında teröristlerin korkulu rüyası olan silahlı insansız hava araçlarını eleştirdi. Bölücü terör örgütü PKK ağzıyla konuşan Tanrıkulu, SİHA'ların sivilleri vurup öldürdüğü iftirasını attı. Eskiden JITEM vardı, insanları takip ederdi, işte vururdu ensesinden falan. Ama bir insan da o yani sonuçta JITEM. Şimdi aynı görevi silahlı insan savaş araçları, SİHA'lar yapıyor. Tanrıkulu'nun bu açıklamalarına tepkiler çığ gibi büyüdü. Savunma ve İçişleri Bakanlığı asılsız iddiaları yalanladı. Ve Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soruldu. SİHA'larla ilgili eleştiri yapıyoruz. Neymiş? Sivilleri vurmuş. Nerede o siviller? SİHA'lar teröristleri vuruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi çok sert oldu. Terörle mücadelenin CHP tarafından durdurulamayacağını söyledi. Silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz çok daha güçlü hale gelmek suretiyle terörizmle, teröristlerle, terör örgütleriyle bu mücadelesini sürdürecektir. Ve bunu CHP'nin temsilcileri vesaireleri durduramaz. Erdoğan'ın hedefinde sadece Sezgin Tanrıkulu yoktu. Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. Ben beklerdim ki CHP'nin genel başkanı çıksın. Ey Tanrıkulu, sen kimden yanasın ya? Teröristlerden yana mısın? Yoksa bu ülkenin güvenlik güçlerinden yana mısın? Bugüne kadar bu kadar güvenlik gücümüz bizim şehit oldu. Değil mi? Bu kadar sivilimiz bizim şehit oldu. Bunların sesi çıktı mı? Çıkmadı. Cumhurbaşkanı açık açık söyledi. CHP'liler ölen teröristleri savunuyor dedi. Tabii terör örgütü artık kaçacak delik arıyor. Böyle bir dönemin içerisinde de bu beyler ölen teröristleri savunur hale geldiler. Biz sizi tanıyoruz zaten. Siz bunların cenazelerine katılır, onlarla beraber hareket eder, onların gittikleri yerlerde beraber olur. Bütün bunlardan sizi tanıyoruz. Şimdi Sezgin Tanrıkulu, CHP'li Sezgin Tanrıkulu silahlı insansız hava araçlarının araçlarıyla sivillerin öldürüldüğü iddiasında bulunmuştu biliyorsunuz sayın seyirciler ve sonrasında bir skandal yaşanmıştı. Elbette bu açıklamalar bir skandaldı ve elbette yargıda harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu için Türkiye Cumhuriyeti'nin manevi şahsiyetini alenen aşağılamaktan soruşturma başlattı. Eskiden JITEM vardı, insanlar takip ederdi, işte vururdu ensesinden falan. Ama bir insan da o yani sonuçta JITEM. Şimdi aynı görevi silahlı insan savaş araçları, SİHA'lar yapıyor. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun skandal ötesi bu sözleri üzerine yargı harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma açtı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu mecliste yaptığı açıklama ile terörle mücadelede aktif kullanılan silahlı insansız hava araçlarının sivilleri vurduğunu iddia etti. Tanrıkulu iddiasını daha da ileriye götürdü ve bir skandalı imza attı. Eskiden JITEM vardı, insanlar takip ederdi, işte vururdu ensesinden falan. Ama bir insan da o yani sonuçta JITEM. Şimdi aynı görevi silahlı insan savaş araçları, SİHA'lar yapıyor. İşte bu sözler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık Tanrıkulu'nun sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin manevi şahsiyetini aşağıladığını vurguladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu için Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi gereğince soruşturma açıldığını duyurdu. Eskiden JITEM vardı, insanlar takip ederdi, işte vururdu ensesinden falan. Ama bir insan da o yani sonuçta JITEM. Şimdi aynı görevi silahlı insan savaş araçları, SİHA'lar yapıyor. Peki bu noktaya nasıl gelindi? Eli kanlı terör örgütü PKK'nın korkulu rüyası haline gelen yerli ve milli imkanlarla üretilen SİHA ve İHA'lar için ilk itiraf terör örgütünün üst düzey yöneticisi Murat Karayılan'dan geldi. Karayılan telsizden örgüt yandaşlarına bizi tavşan gibi avlıyorlar ifadesini kullandı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da bu açıklamadan kısa bir süre sonra eskiden JITEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor diyerek büyük tepki çekti. Karayılan'ın itirafı Sezgin Tanrıkulu'nun skandal sözlerine bir destek de
yurt dışına kaçan firari Can Dündar destek verdi. Can Dündar, SİHA'lar yani insansız hava araçları idam cezasının olmadığı Türkiye'nin yeni idam mangaları, yeni Türkiye'nin JİTE midir ifadesini kullandı. Eskiden JİTE vardı, insanlar takip ederdi, işte vururdu ensesinden falan. Ama bir insan da o yani sonuçta JİTE. Şimdi aynı görevi silahlı insan hava araçları, SİHA'lar yapıyor. Şimdi bu meseleye ilişkin bir uzman görüşü alacağız sayın seyirciler. Daha fazlasını anlamaya, anlatmaya çalışacağız. Gazeteci Avni Özgürel telefonu attığımızda. Sayın Özgürel, yayınımıza hoş geldiniz. İyi geceler. İyi geceler, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Sayın Özgürel, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun firari Can Dündar'la ağız birliği yaparak silahlı insansız hava araçları konusundaki bu açıklamalarını, bu skandal açıklamalarını siz nasıl yorumluyorsunuz? SİHA'lar neden hedefte? Tabii siyasetin böylesi şeyleri var ne yazık ki son dönemde. Artık buna özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde görüyoruz bunu. Buna gaf desek gaf değil. Gaf çünkü kontrol dışı insanın yapa geldiği bir şey. Ama ne o kontrollü darbe lafları, ne Türkiye'de kimsenin güvenliği yok, gelmeyin Türkiye'ye lafları, bütün bunların hiçbirisinin gaf diye izah edilmesi mümkün değil. Tıpkı onun gibi bu insan hava araçlarıyla alakalı olan değerlendirme de böyle. Bunlar şuur altının ya da bilincin yani bilerek, ederek ve bu samimi kanaatleri bunların. Çünkü terör örgütü Türkiye siyasetinin bir aktörü gibi görülmeye başlandı uzunca bir süre önce. Ve bu dönem bitti. Artık siyaseti PKK belirlemiyor. HDP siyasetini bile belirlemiyor. Yani düşünün. Neden? Çünkü gerçekten Türkiye terörle mücadelesinde, PKK ile mücadelesinde silahı bırakmayacağız, bir iç savaş ortaya çıkaracağız diyen bir örgütü dize getirdi. Ben dize getirdi derken bu örgüt bitti, teslim oldu falan anlamında söylemiyorum. Ama eylem kabiliyeti son derece sınırlandı. Köşeye sıkıştığını çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Tabii söyleyebiliriz. Şimdi bunda elbette bizim kahraman silahlı kuvvetlerimizin, efendim özel polis birliklerimizin ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çok ciddi çabaları var, gayretleri var ve soluk aldırmamak konusunda bir tavırları, duruşları var. Eskiden şöyle söyleyeyim size, yani yaz sonunda yani kışa girilirken PKK'da mağaralara çekilirdi, bizim ordu da dağlardan geriye gelirdi yani, ve baharda tekrardan başlardı bu kavga, bu çatışma. Bu halbuki şimdi öyle değil. Soluksuz yaz, kış, 24 saat gece ve gündüz demeden, yani hiç barındıkları hiçbir yerde onların rahat etmesine, soluk almalarına imkan bırakılmıyor. Nitekim hatırla yani son bir aydır yiyecek içecek yani erzak çalıyor örgüt. Ve çözülmeler de çok sık yaşanmaya başladı. Bizler de buluşturuyoruz Sayın Özgür'en şimdi, sık sık. Elbette. Yani bütün bunlarda tamam, bizim askerimizin, güvenlik birimlerimizin, kuvvetlerimizin çok büyük çabaları var falan. Ama onun dışında teknoloji diye de bir şey var işte. O da İHA'lar, insan hava araçları. Yani nerede olduklarını yani adım adım takip edebilme, özellikle bu termal kameralarla donatılmış efendim filan şeyler, gözlemlerde bu silahlı kuvvetlerin operasyonlarına birinci derecede yardım eden bir şey, alet. Bu geçmişte bunlar için biliyorsunuz ne kadar İsrail'e, Amerika'ya nasıl böyle diller döküldü. Ama Türkiye'de işte
kötü komşu insanı ev sahibi yapar diye bir şey var. Bir laf var. Mal sahibi yapar diye bir laf deyim var. Evet. Türkiye'nin müttefikleri o kadar Türkiye'ye olumsuz bir tavırla yaklaştılar ki Türkiye kendi ihtiyacı olan her şeyi, özellikle de savunma sanayinde her şeyi kendi üretme çabasının içine girdi. Bugün baktığınızda işte o fırtına obüsleri, nitekim işte o tank imalat girişimi ki o da son aşamasında kendi savaş uçağımızı imal etme noktasına geldik. Bütün bunlara bakıldığında Türkiye yani çok kısa bir sürede, yani özellikle son 5 yılda diyeyim buna, akıl almaz bir mesafe kat etti. Peki, ve sayın, o sayede peki, yani biz bu Fırat Kalkanı'nı yapabildik. Çok da başarılı evet. bir operasyon oldu. Sayın Özgüren, şimdi yargı harekete geçti. Sezgin Tanrıkulu hakkında bir soruşturma başlatıldı dedik ama CHP yönetiminden hala bir tepki gelmedi aslında. Bu sessizliği peki nasıl anlamlandırmak gerekiyor? Ya bu edilecek laf değil ki. Buna kim sahip çıkacak? Yani nasıl hatırlayın. Sahip çıkmak yani, değil ama belki bir tepki. Yani bu yanlış bir açıklama şeklinde. Şimdi zaten onun tevilleri falan gelir yarın falan. Yarın öbür gün. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu da gitti. Türkiye'ye gelmeyin. Yani bu efendim burası güvenli bir ülke değil dedi. Efendim bu yayınlandı. Ondan sonra CHP'den gelen açıklamaları hatırlayın. Dediler ki ha öyle söylememiş, o çarptırılmış. Gazeteye, dergiye biz işte zaten açıklama yolladık. Efendim o teklif yolladık filan filan denildi. Öyle değil mi? Sonra dergiden de bir açıklama geldi. Onu da biliyoruz. Tabii, noktasına yani, virgülüne dokunulmadan CHP'ye zaten gönderilmişti. Aynen yayınlandı. Dendi. Evet. Da onayını aldık. Ondan sonra yayınladık diyor ama. Evet. Zaten Batı medyasında böyle bir söyleşi yayınında öyle bir şey yok yani. Bazen insanlar ağzından bir laf kaçırır. Onu bile teyidini alırlar. Eğer hayır ben onu o maksatla söylemedim, onu yanlış anlaşılabilir, silin onu dersin, silerler. Hiç vay söylemiştin bizde işte onun kaydı var filan diye onun arkasına sığınmaz yani. Dolayısıyla nasıl orada tevillerle işi götürdülerse bunda da yarın bir gün işte onu demek istemedi de esas demek istediği şu filan gibi filan. Bir takım açıklamalar gelebilir. Onu tabii kendi iç bünyelerinde bir takım ağzından çıkanı kulağın duysun falan gibi bir takım uyarılar da bulunabilirler. Peki şimdi başka bir konu da var CHP cephesinden. Yine Özgür Özel de biliyorsunuz Meclis Genel Grup Başkan Vekili Özgür Özel de Berlin'e evet. gidecek ve Türkiye düşmanlığında Merkel'le yarışan Scholz'un partisinin genel merkezinde 2019 seçimleri konusunda bazı açıklamalarda bulunacak. Peki bundan ne açıklamalar çıkartmak gerekiyor? Ben onu ne söyleyecek onu bilmem. Yani onun ne söyleyeceğini ile de çok ilgili değilim. Ama neden esas peki, şu bu size aşamada, söyleyeyim. Yani size şunu söyleyeyim. 2019 seçimlerinde Türkiye'de yapılacak 2019 seçimlerinde bunu Avni Bey sizden konuşmuştuk, söylemiştiniz dersiniz bana. O gün inşallah hayatta oluruz, şey yaparız. İnşallah. Efendim, Türkiye'deki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında Almanya'yı da göreceksiniz. Yani medyasıyla, siyasetçisiyle, şusuyla, busuyla, yani ne bileyim bir takım mesela kamuoyu şeyleri efendim uzmanları falan yani propaganda uzmanlarıyla falan hepsiyle yani hiç şimdi Kandil'den bile geliyor değil mi artık CHP'de birleşelim falan gibi laflar. Hiç şüpheniz olmasın ki daha önce hiç PKK'dan falan böyle şeyler gelebilir miydi? Laflar duyabilir miydik? CHP ile ilgili böyle olumlu şeyler. Hayır. Hiç böyle bir şey olmazdı. Ama
artık çünkü PKK'nın da kıpırdayacak hali kalmadı. Onun da orada Almanya'da bilin unsurları var, elemanları var. Hepsi Almanya'da bir artık o Almanya'nın verdiği kavganın arkasında bunlar da var. Almanya'nın verdiği kavganın arkasında FETÖ'nün bütün unsurları duruyor. Orada bekleşiyorlar onlar da. Yeni bir şikayet beklemeli miyiz peki Sayın Özgürel bu noktada? Hiç şüpheniz olmasın. Yani onun için diyorum ki 2019 seçimlerine bizim yani muhalefet partileri ne kadar hazırlanıyorsa Almanya'da bilinç o kadar hazırlanıyor. Kendi seçimlerinde zaten ana gündem maddesi Türkiye. Kendilerinin bir seçimi mi var? Türkiye ile ilgili bir oylama mı yapılıyor filan? Yani onu anlamakta bile zorluk çekiyoruz. Peki. Gazeteci Avni Özgürel, efendim değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum. Teşekkürler. Sayın seyirciler, bizler de diğer haberlerle, hayatın içerisinden akan haberlerle moderatör geceye devam edelim. Özetlerde de anlatmıştık. Aslında tabii yayınlarımız içerisinde acı tatlı hayata dair her şeyi sizlerle buluşturmak durumunda kalıyoruz. Hayatın akışı içerisinde Muş'tan bir cinnet haberi geldi. Cinnet getiren özel güvenlik görevlisi ailesine kurşun yağdırdı. 2 yaşındaki oğlu, eşi, yengesi, kız kardeşi, amcasının gelini yakında kim varsa öldürdü. Cinnet getirdi, ailesini katletti. Bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmetcan A, akşam saatlerinde Muş Merkez Sungu beldesindeki evine geldi. Aile bireyleri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Av tüfeğine sarılan güvenlik görevlisi 2 yaşındaki oğlu, eşi, yengesi, kız kardeşi ve amcasının gelinini kurşun yağmuruna tuttu. Saldırganın oğlu, eşi, yengesi ve kız kardeşi olay yerinde hayatını kaybetti. Amcasının gelini ise ağır yaralandı. Yaralı kadın hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından saldırgan Mehmetcan A kaçtı. Saldırganın yakalanması için il genelinde geniş çaplı arama başlatıldı. Hakkari'nin Durankaya beldesinin belediye başkanı Fatih Keskin'in evinin bahçesine ses bombası atıldı ve o saldırıda neyse ki yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı sayın seyirciler ve saldırganlar da sonrasında kaçtı. Durankaya Belde Belediye Başkanı Keskin'in Gazi Mahallesi'ndeki evinin bahçesine giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler ses bombası attı. Patlayıcının infilak etmesi sonrası Keskin'in korumalarının silahla karşılık vermesi üzerine saldırganlar kaçtı. Olay yerine bölgeye zırhlı araçlarla özel harekat polisleri sevk edildi. Saldırganların yakalanması için de çalışmalar devam ediyor. Üzücü bir haber de İstanbul'dan Bahçeli Evler'den yansıdı. Boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartışan koca sokak ortasında eski karısını diyelim artık boşanma arifesinde olduğu için eski karısını resmen kurşun yağmuruna tuttu. Kadın ağır yaralandı, saldırgansa kaçtı. Öbür tarafta dur, oradan gelmesin bakalım. Kızgın koca sokak ortasında eşine kurşun yağdırdı. Olay akşam saatlerinde Bahçeli Evler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Karahan boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Karahan'ın yolunu kesti. Eşiyle tartışan Yunus Karahan yanında taşıdığı silahla eşi Ayşe Karahan'a ateş açtı. Saldırgan koca kaçmaya çalışan eşine kurşun yağdırmaya devam etti. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Uzun böyle kel kapalı. Şuraya kadar kovaladı kızı. İki defa sıktı. Şu üçüncü arabanın orada makarnasına tutuk yaptı. Silahı tekrar yaptı. Mermiyi ağzına verdi. Kız yapma etme bağırdı. Araya girdi. Arkadan iki tane sıktı ama onu görmedim. Son sıktı. Saldırgan kaçarak izini kaybettirdi. Hastaneye kaldırılan Ayşe Karahan'ın durumu ise ağır.
uyuşturucu operasyonuyla devam edeceğiz. İstanbul polisi Gazi Osman Paşa ve Sultanbeyli'de tam 11 adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Narkotik polisine özel harekat timleri ve helikopterler de destek verdi. Operasyon sırasında oldukça geniş kapsamlı, geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi ve sonucunda da yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Aç polis, aç! Aç kapıyı polis! Adresler belirlendi, ekipler yola çıktı. Gazi Osman Paşa'da uyuşturucu yuvaları basıldı. Hedefte Barbaros Hayrettin Paşa mahallesindeki 10 adres vardı. Helikopter ve özel harekat timleri de destek verdi. Kapılar kırıldı, her yer didik didik arandı. Aç polis, aç! Şüpheliler gözaltına alındı, uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Bu görüntülerde Sultanbeyli'den 27 yaşındaki zehir taciri suçüstü yakalandı. Yüklü miktarda sentetik uyuşturucu bonzai klozete döktü ancak polis gördü ve hemen geri çıkardı. Evin diğer bölümleri de boş değildi. Çeşitli yerlere gizlenen 1 kilo 358 gram uyuşturucuyla bonsai üretiminde kullanılan fare zehiri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin çeşitli suçlardan 6 aranma kaydı çıktı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'da kalmaya devam edelim. Bir hırsız Beyoğlu'nda dükkanlara girdi. Elini kolunu sallaya sallaya gayet rahat bir şekilde çalışanların cep telefonunu çaldı. Ama elbette güvenlik kameraları artık günümüzde her yerde var biliyorsunuz. İşte o kameralar sayesinde yakalanmaktan kurtulamadı. İşte artık bu kadar da rahatlık olmaz. Pes yani diyeceğiniz o görüntüler. Dükkanlara dadandı, çalışanların cep telefonlarını çaldı. O hırsız İstanbul Beyoğlu'nda bir iş yerine girdi. Masada duran cep telefonunu çaldı, kimsenin görmediğini düşündü ancak güvenlik kameraları kayıttaydı. Hırsız o kadar rahat hareket ediyordu ki kimse şüphelenmedi. Raflara bakıyormuş gibi yapıp telefonu alıp cebine attı. Burası da bir başka dükkan. Hırsız bu kez çalışanı malzeme alması için içeri yolluyor ve harekete geçiyor. İlk denemesi sonuçsuz kalıyor. İkinci denemesinde telefonu çalıyor. Görüntüleri izleyen polis şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şimdi madem güvenlik kameraları dedik, yine bir güvenlik kamerası görüntüsüyle devam edelim. İstanbul Pendik'te karşı şeride geçmeye çalışan bir ATV'ye otomobil çarptı değerli izleyiciler. Genç sürücü takla atarak yola fırladı. O anlar nasıl yansıdı? Gelin izleyelim. Otomobille çarpıştı, takla attı. Burası İstanbul Pendik. ATV sürücüsü bir genç kırmızı ışığı ihlal etti. Önüne çıkan otomobille birbirine girdi. Arkadan bir araba korna çaldı bana. Evet. Tabii ben de motor üstünde, bana mı çalıyor falan dedim. Arka döndüm baktım, araba yok. Evet. Önüme döndüm de işte gerisi zaten kamerada gözüküyor abi. Genç sürücü takla atarak yere düştü. Durumu iyi. Kaza anından geriye işte bu görüntüler kaldı. Zor da olsa ayaklandı. Geçti abi. Gençliğime güvendim yani. İstanbul Hadımköy'de ise lüks otomobilin sürücüsü kapısını açık bıraktı, drift yaptı. Yürekleri ağızlara getirdi. Çevredekiler trafikteki drift terörünü şaşkınlıkla izledi. Ataşehir'de ise otomobil yolcu minibüsüne çarptı. O çarpmanın şiddetiyle minibüs devrildi sayın seyirciler ve kaza sonucunda da 4 kişi yaralandı. Otomobil süratle yolcu minibüsüne çarptı. Facianın kıyısından dönüldü. Kaza Ataşehir Ferhatpaşa mahallesinde meydana geldi. Ramazan Evren yönetimindeki otomobil ara sokaktan çıkarken Kadıköy Küçük Bakkalköy seferi yapan yolcu minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi.
Minibüs içindeki yolcular araç içinde sıkıştı. Mahsur kalanları kurtarmak için çevrede bulunan vatandaşlar yoğun çaba sarf etti. Minibüste bulunan yolcular vatandaşlar tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Hiçbir şey yok, korkma korkma. Hiçbir şey yok. Arabamdan indim, arabamı park ettim. Çocuğum kucağımda, sol tarafıma bir kafamı çevirdim. Tali yoldan çıkan araba aniden yola çıktığı gibi yolundaki minibüs ortadan vurmamak için devrildi. Kaza nedeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapanan Karadeniz Caddesi, kazaya karışan araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı. Madem trafik kazaları dedik, trafiği ilgilendiren bir başka haberle devam edeceğiz sayın seyirciler. Trafik polislerinin belalısı alkollü sürücüler biliyorsunuz. Sıklıkla da ekranlarınıza taşıyoruz. Onlara laf anlatmak hakikaten insanüstü bir çaba ve hakikaten de çelik gibi bir sinir sistemine sahip olmanız gerekiyor laf anlatabilmeniz için. İşte bir örneği Kocaeli'den yansıdı. Kocaeli'de polisleri akşam zor bir mesai bekliyordu. Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı. O araçta doğal gaz kutusuna çarptıktan sonra istinat duvarında asılı kaldı. Bu araba senin değil. Nasıl? Senin araban oradaki değil mi? Bunun arabası o değil mi? Senin araba ileride. İşin zor kısmıysa alkollü sürücüyle baş etmekti. Sen bana bir kimliğini verir misin? Oraya gidelim. Yok burada ver, burada. Arabada mı? Oraya gidelim. Gel gidelim. Tamam. Gidelim. Ay evdeyim ya. Ne yapıyorsun? Polis sonunda ikna etti. Beraberce ehliyetini almaya gittiler. Tam bu sırada bir arkadaşı çıkıp geldi. Alkollü sürücü bir anda duygusallaştı. Ya ben arabaya sıkıntı yapmıyorum. Tamam, kime sıkıntı yapıyorsun? Arabayı vursunuz. Tamam. Arabayı öldürün. Tamam yok. Bu ilk vukuatı değildi. Daha önce de aynı şekilde polisin karşısına çıkmıştı. Zaten bir sefer oldu. İki olmuştu. İkinci oluyor seninki. Bir de ayrıyetten redden de işlemiş oluyor. Ciddi misin sen? İki sene mi oldu? Ve sıra geldi en zor bölüme. Alkolmetreye üfletmeye. Üfle kanka. Üfle abi. Hadi hızır seni bekliyorum. Ben buradayım kanka. Bana güvenmiyor mu? Sıkıntı yok kardeşim. Devam. Olmadı üfleme hatası. Üfle devam. İyi bir nefes al. Sıkıntı yok kanka. Hadi bismillah. Tamam. 300 promil alkollü çıktı, ehliyetine el konuldu. O sürücü hakkında alkollü araç kullanmak ve trafiğin güvenliğini düşürmekten de adli işlem başlatıldı. Şimdi o güzelim yaz aylarını bitirdik. Artık yavaş yavaş takvim itibariyle resmen sonbahara geçiş aşamasındayız. Ama yaz bittikten sonra adettendir. Mevsimin ilk karı haberlerini de mutlaka yaparız biz haberciler. İşte tam da o haber var. Sırada mevsimin ilk karı Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'e düştü bile. Mevsimin ilk karı Erzurum, Rize ve Artvin'e yağdı. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yaz mevsimini aratmıyor. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'e ise kış erken geldi. Sınır şehri Artvin'de yüksek kesimlere kar yağdı. Rize'deki Kaçkar Dağı da beyaza büründü. Dün burada güzel bir hava vardı, sıcaktı bayağı. Bu kar sürpriz oldu yani. Sabah uyandık, karla uyandık. Kış denince akla gelen ilk şehir olan Erzurum'da kardan nasibini aldı. Henüz yayladan dönmeyen göçerler kara hayvanlarıyla yakalandı.
Terör örgütü PKK'nın yaşanmaz, yaşanamaz hale getirdiği Güneydoğu'da da biliyorsunuz yeniden bir inşa süreci sürüyor, devam ediyor değerli izleyiciler. Operasyonların tamamlanmasının ardından bölgede bambaşka bir ortam oluşmaya başladı. Büyük ölçüde de o çalışmalar tamamlandı esasında. Birazdan izleyeceksiniz, taşıyacağız ekranlarınıza. Bölgeye yapılan harcamalar 2 milyar 600 bin liraya ulaşmış durumda ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Önce terör örgütü PKK'dan temizlendi, şimdi de o şehirler yeniden imar ediliyor. Diyarbakır, Sur, Şırnak, Merkez, Cizre, Silopi ve İdil terör örgütü PKK'nın hendeklerle tahrip edip savaş alanına çevirdiği ilçeler arasındaydı. Hendek operasyonlarının bitirilmesi sonrası Güneydoğu il ve ilçeleri yenilenmeye, yeniden hayat bulmaya başladı. Hükümet bölgede sona eren operasyonların ardından düğmeye bastı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Önce zarar tespit çalışmaları tamamlandı, ardından enkaz temizleme çalışmaları yapıldı. Plan ve proje aşamasının tamamlanmasının ardından yapım aşamasına geçildi. Terör örgütünün tahrip ettiği 7 ilçede zarar gören 70 bin konut ve iş yeri için ilk adım Ocak ayında atıldı. 8 aylık süreçte gelinen aşama değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan AK Parti il başkanları toplantısında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özaseki, terör nedeniyle zarar gören bölgelerde yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yaptı. Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edilen bölgelerde bugüne kadar az hasarlı binaların onarımı, ağır hasarlı binaların yıkım ve zararlarının karşılanması için şimdiye kadar 2 milyar 600 milyon Türk lirası harcandı. Pek çok konutun yapımı da tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Yapılan sunum çerçevesinde 6 ay içinde Sur dışında tüm teslimatların tamamlanması amaçlanıyor. Hükümet Diyarbakır, Suray'sa ayrı önem atfediyor. İlçenin tarihi dokusuna uygun yapım çalışmaları ve hayata geçirilen projelerle ilgili hassas çalışma yürütülüyor. 100 hektarlık Dicle Vadisi rekreasyon alanı içerisindeki 320 dönümlük birinci etap çalışmaları ise tamamlandı. Yapılan değerlendirmelerde kayyum atanan belediyeler sayesinde bölge halkının daha iyi belediye hizmeti aldığı üzerinde de duruldu. Arkamdaki görüntüden de az çok nasıl bir haber buluşturacağımızı anlamışsınızdır elbette. Son günlerde sıkça konuşuyoruz. Ailelerde de bir telaş var. Öğrenci servisleriyle ilgili malumunuz dersiyle 18 Eylül'de çalacak. Hummalı bir şekilde de servisleri ayarlamaya çalışıyor. Veliler, öğrenciler bir şekilde bu telaşı yaşıyorlar. İşte yeni eğitim öğretim yılı öncesinde servis ücretlerine de yeni bir ayarlama yapıldı değerli izleyiciler. İstanbul'da mesafelere göre ücretler ne olacak? Şimdi ekranda. İyi, bu sefer memnun ettim. Biraz iyi oldu. Okul hazırlıklarını yaptınız mı? Yaptık çok şükür. Her şeyi aldınız. Hı hı. Peki servis ayarladınız mı? Servisimiz yok, babası götürüp getiriyor. Tatil bitti, okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Kalemi, silgi, defteri, okul kıyafetini, her şeyi aldınız. Hazırlıklar tamam, sıra geldi okul servisine. Çocuğunuzu okula servise göndereceksiniz. Peki bu yıl servislere ne kadar ücret ödeyeceksiniz? İstanbul'da %12,7, Ankara'da %11, İzmir'de %18, Gaziantep'te %13 oranında artış yapıldı. Trabzon'daysa fiyatlar aynı. Yakın mesafe iyi de uzak mesafede 400 bin lira. Biz vermiyoruz ama verenlere Allah kolaylık versin. En kısa mesafe 170 bin liraydı. Şu anda 190 lira oldu. 190 lira oldu. Ona da Allah bereket versin diyeceğiz. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin kararıyla İstanbul'da mesafelere göre alınacak ücretler şöyle. 0-1 kilometre 190 lira, 1-3 kilometre 210 lira, 3-5 kilometre 230 lira, 5-7 kilometre 235 lira, 7-9 kilometre 250 lira, 9-11 kilometre 295 lira, 11-13 kilometre 340 lira, 13-15 kilometre 360 lira, 15-17 kilometre 385 lira, 17-19 kilometre 410 lira, 23-25 kilometre 475 lira. 25 kilometreyi aşan her kilometre için 4,07 lira alınacak. Ancak yetkililer uyarıyor. Kesinlikle kilometreden ölçsünler. Fazla ücret talep edenleri hem Büyükşehir Belediyesi'ne hem de meslek kuruluşlarına mutlaka bildirsinler.
hizmet bedeli ismi alınan herhangi bir faturayı asla ödemesinler diye belirtmek istiyoruz. Bazı servis şirketlerinin talep ettiği güvenlik kamerası bedeline gelince. Bununla alakalı herhangi bir ücret talep edilemez. Zaten bu sene İstanbul Büyükşehir Belediyesi almış olduğu kararla araçların tamamına hiçbir ücret almadan araç takip cihazı ve kameralar taktıracaktır. Anaokulu ve ilkokul öğrencisi taşıyan servislerde ise yardımcı personel için ücret alınabiliyor. Düşünmüyorum servis ayarlamayı. Nasıl yollayacaksınız? Servislerden kendi imkanlarımızla bir şekilde. Bırakacaksınız tabii siz okula. Servislerden memnun değiliz. İlkokul ve okul öncesi çocuklar taşınıyorsa onlar için de taşındıkları mesafenin 1/3 kadar sadece hostes ücreti ödeyecekler, başka bir ücret ödemeyecekler. Şimdi çarpıcı bir haberle devam edeceğiz. Müşteriye kötü muamele, kısa mesafe arasında müşteriyi almama, yerli müşteriyi bindirmeme, yağmurda almama ve turistlerden fahiş ücret alma. İşte bunlar taksicilerle ilgili sık sık yapılan şikayetlerden sadece birkaçı sayın seyirciler. Aslında faillerin sayısı da öyle çok değil ama neden bu sorunun önüne bir türlü geçirilemiyor? İşte cevabı. Adam ölmüş, çocuğu, avukat, doktor, bilmem ne. Adam taksicilikte anlamıyor. Ne yapıyor? Şoförle uğraşmamak için gidiyor, kiraya veriyor. O da burada tekelleşmeye yol açıyor. Taksilerde tekelleşme var mı? Var tabii, tekelleşme var. Nasıl işliyor? Ya nasıl işliyor? Galerici alıyor bu plakayı, kendine alıyor, kiralıyor bir nevi. Tutuyor işte bize, başka kişilere kiralıyor. Elbette işini çok dürüst, layıkıyla yapan taksiciler de var. Ancak böyle çalışmayanlar da var. İşte eleştiri tam da o noktada yükseliyor. Müşteriye kötü muamele, kısa mesafeye gitmeme, yerli müşteri bindirmeme, turistlerden fahiş ücret alma, bunlar sık sık duyulan şikayetlerden bazıları. O 200 tane belli o isimler, oradan bir türlü uzaklaştıramadığımız, o taksici de kabul etmediğimiz insanların yüzünden 17.500 tane taksici mağdur oluyor. Onca denetime rağmen yollarda korsan taksiler de var. Esnaflık bilinciyle davranmayanlar da. Ya cezalar? Aslında daha ağır yaptırımlar olabilir ama tespit edilmesi için mutlaka bir takibe alınması lazım bunların. Bugüne kadar bu sıkıntılar yaşanıyordu. Ancak şimdi kamera sistemi geldi taksilere. Bu bir kere bu tür sıkıntıları %100 bitirecektir. Buna inanıyorum. Sonuçta ortaya çıkan imaj taksiciliğe de zarar veriyor. Bunlar az iş, çok para peşindeler. Yani evine getirdiği para helal mi, haram mı? Bunu da düşünmeden dürüst taksicilerin karalama kampanyası gibi bir olay bu. Öyleyse çözüm nasıl bulunamıyor? İstanbul'daki taksicilerin bir bölümü taksiciler odasına, bir bölümü ise esnaf odasına bağlı. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur'a göre bu durum yetki karmaşası yaratıyor. İzmit'ten yansıyan bir mucizeyi taşıyacağım ekranlarınızda. Olmaz denilen oldu ve arkamda görmüş olduğunuz bu beyefendi sırtından giren, başından çıkan demir çubukla hastaneye yetiştirildi. Sonrasında uzunca bir zor bir ameliyata alındı ve görmüş olduğunuz gibi de hayata tutunmayı başardı. Geliyorum. Yardım edelim arkadaşlar. Yükseklik, düşüş, demirin girmesi, çıkması, o ayağının görüntüleri ve daha sonranın görüntüleri korkunç bir şey. O anlar zihninde yeniden canlandı. Yaşadıkları korkunçtu. Hayatta kalma mucizesiydi. O mucize gerçekleşti. Hafızalarda yer eden görüntü 21 Ağustos günü kameralara yansıdı. Bir inşaatta çalışan kalıp ustası Sinan Yıldız dengesini kaybederek 3. kattan düştü. Yerdeki bir demir vücudundan girdi, başından çıktı. Beton kalıbı kalıp çakıyordu. Birden ayağımın altındaki merdivenin hareket etmesiyle aşağı indim, düştüm. Orada demir geçmişti zaten. Arkadaşlar geldi, itfaiye geldi. Polisler geldi, ambulans geldi, devlet hastanesine götürdüler. Devlet hastanesinden buraya geldi. Sinan Yıldız o gün o demir çubukla birlikte hastaneye kaldırıldı. 6 saat süren bir operasyon yapıldı. O operasyona sadece doktorlar değil,
itfaiye erleri de katıldı. Acilden direkt ameliyathaneye aldık. Ameliyathanede de hani cerrahi müdahaleleri yapabilmemiz için itfaiyeye çağırmamız gerekti. Demir borunun boyun ve göğüs kafesindeki bağlantısını kesebilmek için. Sonrasında yine ağzına entübasyonda sıkıntı yaşadık. Boyundan trakeostomu açması için kulak burun boğaz geldi. Göğüs kafesindekini çıkardık. Demir aşağıya doğru kaydı. Genel cerrahlar çekti. Sinan Yıldız görme kaybı yaşamaması için bir de göz ameliyatı geçirdi. Günlerdir yoğun bakımdaydı. Sonunda olmaz denilen oldu. Geldiği tarihten şu tarihe kadar yoğun bakımdaydı. Servise dün öğleden sonra aldık. Ve bugün hani oral beslemeye geçtik. Damar yoluyla besliyorduk. İşte şimdi normal fizyolojik aktivitelerini gündelik bir insan gibi yapıp yapamadık konusunda takibimiz olacak. Mucize adam şimdi taburcu olacağı günü bekliyor. Şu anda görebiliyorsunuz. Gözünüzde herhangi bir şey var mı? Bizde hiçbir sıkıntı yok. Şükür olsun Allah'ıma ve burada çalışan bütün doktorlarıma, hocalarıma, ameliyatime girenlere, girmeyenlere, bakımımı yapanlara, yapmayanlara herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'de 285 bin aktif özel güvenlik görevlisi var sayın seyirciler. Güvenlik İş Sendikası Başkanı Ömer Çağrıcı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası MİT ve emniyetin tüm özel güvenlik görevlilerini incelemeye aldığını açıkladı. Özel güvenlik firmalarının tansiyonu yüksek maçlarda can güvenliklerinin bulunmaması nedeniyle yer almama kararı aldıkları da ortaya çıktı. Özel güvenlik görevlisi sayısında son yıllardaki artış dikkat çekti. Türkiye'de aktif 285 bin özel güvenlik görevlisi çalışırken bu sayı 261 bin personeli bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü'nü de geçti. Mevcut özel güvenlik elemanlarının %20'si ise kadın. Dünyada kadın özel güvenliğe sahip ülkeler arasında Türkiye ilk 10 sırada. Üniforma ve güvenlik aksanlarıyla sektörün büyüklüğü ise 1 milyar doları aştı. Silahlı ve silahsız 992.721 kişiye özel güvenlik kimliği verildi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ yapılanmasının sızdığı alanlar arasında yer alan özel güvenliklerde Emniyet ve MİT tarafından yakın markajı alındı. Bu 285 bin aktif çalışanın içerisinde 250 ya da 300 tane özel güvenlik görevlisinin işte baylo kullandığı, işte bankasıya para yatırdığı, böyle FETÖ ile iltisaklı olarak şeyleri ortaya çıktı. Ve bunlar alındı. Bunların özel güvenlik kimlik kartlarını iptal ettiler. Kimisi gözaltına alındı, kimisi tutuklandı. Bunların incelemesi hala devam ediyor. Taşeron statüsünde çalışan özel güvenlik görevlileri kadroya geçmeyi bekliyor. Güvenlik İş Sendikası Başkanı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu taşeron üzerinden eleştirdi. Ana Muhalefet Partisi'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir canlı yayında taşeron işlerinin üzerinden bir söylemde bulundu. Bu taşeron işlerin geldiği noktada tek suçlu varsa dedi sendikalar dedi. Onlar bu yapıyı oluşturur dedi. Yani biz mecliste yokuz sendikalar olarak. Mecliste olan zaten onlar. Kendileri bir ana muhalefet partisinin lideri gerçekten bu taşeron işçilerinin sorunlarına çözüm bulacaklarsa, gerçekten bu insanları kadroya geçireceklerse yerelde onların olduğu belediyeler var. Buradan bunu başlatsınlar, bir örnek olsunlar. Çağrıcı özellikle tansiyonu yüksek futbol maçlarında özel güvenlik mensuplarının can güvenliği sebebiyle bu maçlarda yer almama kararı aldıklarını da açıkladı. Şüphesiz en çok turist çeken ülkelerden biri İspanya sayın seyirciler ve enteresan bir bilgi ortaya çıktı. Oldukça çarpıcı da bir bilgi esasında. İngiliz turistlerin İspanya'ya gittiklerinde gıda zehirlenmesi iddiasıyla kaldıkları otelleri ve tur şirketlerini yaklaşık 60 milyon euro dolandırdıkları tespit edildi. Ortaya çıktı. Turistlere sahte belge almanın yollarını öğreten bir çeteye operasyon yapıldı ve 7 kişi de sonrasında gözaltına alındı. İspanya dünyanın en çok turist çeken ülkelerinden biri ve sahtekar turistlerle başı dertte. İspanya güvenlik güçleri İngiliz turistlerin sahte gıda zehirlenmesi belgeleriyle ülkedeki otel ve tur şirketlerini 60 milyon euro dolandırdığını açıkladı. Sadece 2015 ve 2016 yılında 560 sahte gıda zehirlenmesi vakası tespit edildi. Turistlerin 7 kişilik bir çete tarafından yönlendirildiği ve karşılığında otellerin ödediği tazminatlardan
pay aldığı tespit edildi. The city's cultural attractions. Tatile gelen turistlere ulaşan çete üyeleri sahte gıda zehirlenmesi yaratabilmek için hangi yolları kullanabileceği, nasıl belge temin edebileceği ve otellerin nasıl dolandırılacağını öğretiyordu. İspanyol polisi suç örgütünden 7 kişiyi gözaltına aldı ancak mahkeme tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Öyle ki İspanya güvenlik güçleri 560 sahte gıda zehirlenmesi vakası tespit ettiğini açıkladı. Erken teşhis hayat kurtarır ve gelişen teknoloji sayesinde sanıyoruz artık bu durum çok daha basite de indirgenebilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde kalem şeklinde bir cihaz geliştirildi sayın seyirciler ve o kalem şeklindeki cihaz sayesinde kanser hastalığının tanısı ve tedavisi daha kolay olabilir. Bu kalem yakın gelecekte milyonlarca kanser hastasına umut olabilir. Hastalığın tanısında ve tedavisinde devrim olacak çok önemli bir özelliği var. Kanserli hücreyi 10 saniyede tespit edebiliyor. Cihaz Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirildi. Texas Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının ürünü, kalem kanserli olduğu düşünülen dokuya temas ettiriliyor. Dokunun üzerine bir damla su bırakıyor. Doku içindeki kimyasallar damlacık içine nüfuz ediyor. Su damlası kalemle emilerek inceleniyor. Kalem saniyede binlerce kimyasalın kütlesini ölçebiliyor. Dokunun sağlıklı olup olmadığıyla ilgili bilgi veren bir kimyasal iz üretiyor. Kanser kalemi testlerde %96 oranında başarı sağladı. Cihazın kanserli doku ve normal doku arasındaki sınırı bulmakta zorlanan doktorlara büyük kolaylık sağlaması bekleniyor. Kadın girişimcilerin sayısı da hakikaten yüz güldürüyor. Her geçen gün teşviklerle beraber, devletin sağladığı teşviklerle beraber artmaya da devam ediyor. Şimdi sıradaki haberim Kahramanmaraş'tan gelecek. Her şey aslında bir hobiyle başladı. Kadın bir girişimde eşiyle birlikte bağ bahçeye merak sardı. Sonrasında tabii araştırdı, renklendirmek istedi yaptığı işi hobi de olsa. Çok da keyifle yapınca ortaya çok güzel ürünler, mahsuller çıktı. Yepyeni çeşitli aparatlar kullandı. Kalp ve küp şeklinde elma yetiştirdi ve sonrasında o elmalar otellerin menülerine kadar da ulaştı, girdi. Hem yurt içi hem de yurt dışındaki otellerin menülerinde şu anda sıklıkla görmek mümkün. Belki de siz de rastlayabilirsiniz. Aparatlarda da var. İlk bakışta sıradan bir elma serası gibi duruyor ancak elmalara yakından bakınca farkı anlaşılıyor. Bu ağaçlar kalp şeklinde meyve veriyor. Evet, şuradan alabiliriz. Her şey bir hobiyle başladı. Nilgün Kayıran balkonunda çilek yetiştiriyordu. Buradan bağa, bahçeye merak saldı. Kalp şeklinde elma yetiştiriyordu. Bu işi ticarete dönüştürdü. Önce birkaç ağaçla başlayan macera kısa sürede kocaman bir sera haline geldi. Yetiştirilen kalp ve küp şeklindeki elmalar özellikle oteller için bulunmaz bir nimetti. Hatta evlilik hazırlığı yapan genç çiftler kalp şeklindeki elmalar nedeniyle serayı fotoğraf stüdyosu gibi kullanmaya başladı. Herkes bahçeyi görmeye geliyorlar. Yani dikkatini çekince de elmayı daha çok yiyorlar mesela insanlar. Resim çekiyorlar, kalpleri alıyorlar, kalplerin üzerine koyuyorlar böyle. Özellikle sevgililer geliyor, nişanlılar. Çift şimdi daha fazla kalp elma yetiştirmek için çalışıyor. Ve bu güzel haberle de moderatör gecenin artık sonuna geldik değerli izleyiciler. Çok özlediniz biliyorum. Ardan Zentürk haftaya pazartesi akşamı tekrar karşınızda olacak. Sizlerle olacak diyelim. Şimdi saat başında önce özet haberler olacak. Ardından onları da çok büyük bir merakla bekliyorsunuz. 00:05'te 24 Spor gecesiyle Gökhan Dinç ve Haluk Yürekli sizlerle olacak. Ardından da saatler 1'i gösterdiğinde gece raporunda, gündemin gece raporunu sizlerle buluşturacağız. 24 ekranlarından diyelim. İyi bir hafta sonu, iyi bir gece dileyelim. Hoşçakalın.